Merhaba sevgili arkadaşlar. Fen bilimleri yazılı sorularıyla karşınızdayız. Dördüncü sınıflar için ikinci dönem, ikinci sınav soruları arkadaşlar. Yeni müfredatla uyumlu, yeni hazırlanmış ve karşınızdayız. Hemen doğru yanlış sorularımızla başlayalım. Bu arada abone olmayı unutmayın ki siz de şu şekilde kağıdınızda 100 yazacak bir yazılıyla baş başa kalabilirsiniz. Videolar kısmında 4. sınıflara ait tüm derslerin videoları var. Lütfen tıklayın, izleyin ve siz de 100 alın arkadaşlar. 1. Gözle görülmeyecek kadar küçük canlıları mikroskop ile inceleriz. Evet, mikroskobik canlılar deriz zaten onlara, değil mi arkadaşlar? O halde buna ne diyoruz? Doğru. 2. Pil yatağı pilin devreye bağlandığı yerdir. Soruda sanki biraz problem var ama işin aslı doğru arkadaşlar. Pil yatağı pilin İçine konduğu kutucuktur. Evet, akımı devreye iletmek için hazırlanmış kutucuğun içine pil konur ve devreye bağlanır, devreye akım verir arkadaşlar. O halde biz buna da doğru diyoruz. 3. Cam şişeleri ve pet şişeleri toprağa gömebiliriz. Hayır arkadaşlar, pet şişe ve cam şişeleri geri dönüşüme atmamız lazım. Toprağa gömersek zaten kirletiriz. Yanlış. 4. Basit elektrik devresinde ampulün yanması için kesinlikle anahtara ihtiyaç vardır. Hayır arkadaşlar, anahtar olmadan da devre çalışır, ampul yanar. Anahtara ihtiyaç yoktur. Yani yanlış diyoruz. 5. Telde elektrik olduğunu dokunarak anlarız diyor. Kesinlikle hayır, telde elektrik olduğunu dokunarak anlamaya çalıştığımız anda elektrik akımına kapılırız arkadaşlar. Yanlış bir bilgidir. 6. Elektrik devresinin çalışması için anahtarın kapalı olması gerekir. Evet, devrenin çalışması için anahtarın kapatılıp enerji iletiminin devreyi tamamlaması gerekiyor. O halde biz buna doğru diyoruz. Kapalı olması lazım arkadaşlar. 7. Bütün mikroskobik canlılar hastalıklara neden olur. Hayır, yararlı yani faydalı mikroskobik canlılar da var. Mesela mayalanmaya yol açan mikroskobik canlılar var, değil mi? O halde hepsi hastalıklara neden olduğu bilgisi yanlış bir bilgidir. 8. Lambaların takıldığı bölüme pil yatağı denir. Hayır arkadaşlar, pil yatağı denmez, duy denir. Oranın adı duydur. Yanlış. 9. Pil devrenin enerji kaynağıdır. Evet, devreye enerji sağlayan pildir arkadaşlar. Doğru. 10. Dünya kendi etrafında dönmesini 24 gün saat, yani bir günde tamamlar. Evet, dünya bir dönüşünü 24 saatte tamamlar. Geceyi ve gündüzü meydana getirir. Doğru arkadaşlar. Dünya güneşin etrafında da 365 günde, yani bir yılda dolanır. Evet, doğru yanlış sorularımız bitti. Hemen geçiyoruz. Sırada boşluk doldurma sorularımız varmış. O halde boşluklarımızı hemen doldurmaya başlayalım. Birinci soru. Evimizdeki lambaları yakmak için kullandığımız düğme aslında bir nedir arkadaşlar? Anahtardır, değil mi? Evet. Anahtardır. 2. Dünyanın kendi etrafında dönmesi sonucu ne meydana gelir arkadaşlar? Dünya kendi etrafında döndüğü zaman gece ve gündüz meydana gelir, değil mi arkadaşlar? Gece ve gündüz meydana gelir. Üçüncü sorumuza geçelim. İnsanlar, yanlış oldu, özür diliyorum. İnsanların başka canlıların hayatı boyunca ilişkilerini sürdürdüğü dış ortama, evet, insanların ve başka canlıların hayatı boyunca ilişkilerini sürdürdüğü dış ortama ne isim verilir arkadaşlar? Çevre ismi verilir, değil mi arkadaşlar? Biz çevre deriz, çevrede yaşanır. Bir sonraki sorumuz. Yanlış yerde, yanlış miktarda ve yanlış zamanda ışık kullanımına nokta nokta denir. Ne denir arkadaşlar? Fazla gereksiz ışık kullanımına ışık. Evet, siz de bildiniz, biliyorum, ışık kirliliği denir. Evet arkadaşlar, full çeken arkadaşlarımızı yorum kısmında bekliyoruz. Kimler full çekmiş? Hemen en başa sabitleyeceğim isimlerini arkadaşlarımızın. 5. Dünyanın şeklinden ötürü denizden karaya doğru yaklaşan bir geminin önce en üst kısmı görünür arkadaşlar. Duman tütüyorsa duman, duman tütmüyorsa bacası görünür. Ne var bakalım, bacası mı dumanı mı var?
Gece gündüz anahtar şifre, ampul çevre. Ha, dumanı varmış. En sondaymış zaten. Önce dumanını. En üstte ne varsa önce onu görürüz. Önce dumanını görürüz. Geçelim bir sonraki sorumuz 6. Devrede bulunan nokta nokta bize devrenin çalışıp çalışmadığını gösterir. Devrenin çalıştığını neyle kontrol ederiz arkadaşlar? Enerji tüketen bir unsurla. Enerji tüketen unsur nedir? Tabii ki ampuldür. Bakalım yukarıda kelimeler arasında ampul varmış arkadaşlar. Evet, ampul devrenin çalışıp çalışmadığını bize gösterir. 7. Tüm canlılar yaşamlarını devam ettirebilmek için ne yapmak zorundadırlar? Elbette ki besin almak zorundadırlar. Ne var yukarıda? Beslenmek var. Beslenmek zorundadırlar. Bir sonraki sorumuz. Çok güzel gidiyor. Çok güzel bir sınav arkadaşlar. Hemen cevaplandıralım. 8. Ses kaynaklarından uzaklaştıkça sesin nokta nokta azaldığını fark ederiz. Sesin neyi azalır? Rengi mi? Görüntüsü mü? Şiddeti mi azalır arkadaşlar? Sesin tabii ki şiddeti değil mi? Şiddetinin azaldığını fark ederiz. Geçelim bir sonraki sorumuz. Pillerin artı ve eksi uçlarına ne adı verilir? Kutup var mı? Evet, en baştaymış. Kutup adı verilir. Geldik boşluk doldurma sorularımızın sonuncusu. Eminim siz de arkadaşlar full yapıyorsunuz. Çünkü bu soruları çok ama çok çözdük. Fen bilimlerinde ve diğer derslerde hazırlanan tüm yazılı sorularını sizlere çözeceğiz. Söz veriyoruz. Siz de 100 alacaksınız. 4. Pardon, 10. Farklı büyüklükteki katı maddelerden oluşan karışımları ayırmak için. Evet. Farklı büyüklükteki katı maddeleri nasıl ayırırız birbirinden? Mıknatısla mı? Süzmeyle mi? Elemeyle mi? Buharlaştırmayla mı? Nasıl ayırırız arkadaşlar? Tabii ki eleme değil mi? Eleme yöntemi ile yöntemi kullanılır. Eğer kum ile çakılı eleyerek birbirinden ayırırız. Nohut ile pirinci eleyerek ayırırız. Evet, bu da bitti. Geçelim. Bir eşleştirme sorusu varmış arkadaşlar. Eşleştirme sorumuzu hemen beraberce yapalım. Bakalım ne diyor? Aşağıda numaralanmış olarak verilen kavramları karşılarındaki açıklamaları ile eşleştiriniz. Hemen yapalım. Devreyi açıp kapamaya yarayan unsur, devre elemanı nedir arkadaşlar? Tabii ki anahtar var mı? Evet, anahtar 3. O halde 3'ü getirip buraya yazdık. Elektrik enerjisini devre elemanlarına aktarır. Elektrik enerjisini devre elemanlarına ne aktarır arkadaşlar? Duy, kablo, anahtar, pil, ampul. Tabii ki kablo değil mi? 4. 4'ü buraya yazıyoruz. Elektrik enerjisini ışık enerjisine çevirir. Evet, elektriği ışığa çeviren devrenin yandığını bize gösteren nedir arkadaşlar? Evet, ampul. Yani bir. Ampulün takıldığı devre elemanı. Ampul nereye takılır arkadaşlar? Duyun içine yerleştirilir değil mi? Duy nerede? Duy 5'te. Son devredeki enerji kaynağı. Evet, enerji kaynağı olan nedir arkadaşlar? Tabii ki sadece pil kaldı. O halde pili de buraya yazdık. Evet, eşleştirme sorumuz da sona erdi. Bakalım sırada hangi tür sorular var gençler? Hemen evet, test soruları varmış. Çok güzel bir test sorusu sanırım. Ne diyor? Yukarıda verilen devre elemanlarından hangileri olmasa da ampul ışık verir? Aa, ilginç bir soru. Hangisi olmadan ampul ışık verir? Bakalım. Duy olmadan ampul ışık verir mi? Evet. Elektrik kablosunun uclarını ampulün iletken kısımlarına ayrı ayrı dokundurursak ışık verir. Yani duya ihtiyaç yoktur kesinlikle. Duy bir. Ampul olmadan ampul ışık verir mi? Hayır, olmaz. Kablo olmadan ampul ışık verir mi? Hayır, olmaz. Pil olmadan ampul ışık verir mi? Hayır, enerji kaynağıdır. Anahtar olmadan, evet, anahtar olmadan da ışık verebilir. Mesela şurada bakın, A, burada anahtar yok. Ama bu ampul ışık verir. Çünkü bir kutup eksiye, bir kutup artıya zaten bağlanmış. Anahtara ihtiyaç yok. O halde duy ve anahtara kesinlikle ihtiyaç yoktur. Işık vermesi için duy ve anahtar nerede var? C seçeneğinde var sevgili gençler. Hemen geçiyoruz ikinci sorumuza. Ceyda basit elektrik devresi kurmuş. Ancak ampulün ışık vermediğini görmüş. Aa, bakalım ne hata yapmış Ceyda. Bunun nedeni hangisi?
olamaz diyor. Hangisi olamaz? Yani üç tane neden var. Tel kopuk olabilir. Bu olabilir arkadaşlar. Olur. Bu olabilir. Devrede anahtar olmayabilir. Anahtar olmasa da olur. Hayır, anahtar olmasa da olur arkadaşlar. Pilin gücü yetersiz olabilir. Evet, pilin gücü yetersiz olabilir. Bu da olur. Ampul bozuk olabilir. Evet, bu da olur. Hangisi olamaz arkadaşlar? Devrede anahtar olmayabilir. Devrede anahtar olmasa da ampul yanar, ışık verir arkadaşlar. Anahtara ihtiyaç yoktur. 3. Dünyanın güneş etrafında dolanması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi hatalı, yani yanlıştır diyor. Dünya güneş etrafında dolanırken bakalım neler yapıyormuş. Bu hareket 365 gün 6 saatte tamamlanır. Evet, bu doğru. Bir toplam dolanım bir yıl olarak adlandırılır. Bu da doğru. Bu dolanım gece ile gündüzü meydana getirir. Hayır, dünya güneş etrafında değil, kendi etrafında dönerken gece gündüzü meydana getirir. Bu yanlış. Dünyanın güneş etrafında dolanması ile mevsimler meydana gelir. Bu da doğru. O halde hatalı olan C, dünyanın güneş etrafında değil, kendi etrafında dolanmasıyla gece gündüz oluşur. 4. Yukarıdakilerden hangileri toprak kirliliğine neden olabilir? Evet, toprak kirliliği arkadaşlar. Dikkat edelim. Araba egzozlarından çıkan gazlar toprak değil havayı kirletir. Sulama suyunun atılan fabrika atıkları toprağı kirletir. Gübre ve kimyasal ilaçlar toprağı kirletir. Parfüm ve deodorant havayı kirletir. O halde hangisi toprağı kirletiyor? 2 ve 3 toprağı kirletiyor. Nerede 2, 3? B seçeneği doğru. Cevabımız toprak kirliliği. 1 ve 4 ise hava kirliliğine neden olur arkadaşlar. Böyle bir soru da karşınıza çıkabilir. 5. Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpmasına yol açabilecek durumlardan değildir? Bakalım 3 tanesi elektrik çarpmasına neden oluyormuş. Bakalım bozuk bir elektrik aleti tamirciye götürmek. Neden bizi çarpsın ki bu arkadaşlar? Tamirciye götürüyoruz, bozuk. Bizi çarpmaz. Eksi. Bu neden olamaz. Yıpranmış elektrik kabloları, evet, çarpmaya neden olabilir. Elektrik direklerine tırmanmak, evet, elektrik kaçağı olabilir, çarpabilir. Islak elle prizlere dokunmak kesinlikle elektrik çarpmasına neden olur. Doğru cevap A seçeneği, çarpmaya neden olmaz. Bozuk aleti zaten tamirciye götürüyoruz oradan. Bir sonraki soru 6. Aşağıdaki basit elektrik devrelerinin hangisinde ampul ışık vermez? Hangisinde yanmaz diyor. Bunu az önce söyledik, A seçeneği arkadaşlar. Artı kutup ve eksi kutuba bağlanmış. Hiçbir kopukluk yok. Anahtar da yok ama anahtara zaten ihtiyacı yok. Burada ışık verir. Bu olur. Bunu çizdik. 2. Artı kutup ve eksi kutup. Kablolarda kopukluk var mı? Yok. Anahtarı kapalı mı? Evet. Anahtar kapalı. Burada elektrik kesinlikle geçer. Ampul yanar. Burada da yanar. Burada da yanar. Bunu da çizdik. 3. Artı kutuba bağlanmış. Eksi kutupta yok gördüğünüz gibi. Eksiye bağlanmamış. Artı bir de anahtarı açık arkadaşlar. Kapalı da değil. Hem burada hata var hem burada hata var. Kesinlikle burada ampul ışık vermez. O halde hangisi ışık vermez? C. D'ye bakalım. Artı kutup, eksi kutup. Anahtar kapalı. Anahtar kapalı. Elektrik bu ampulde ışık verir. O halde doğru cevabımız C seçeneği, ışık vermez. Geçelim 7. sorumuza. Yukarıdakilerden hangileri canlıların yaşam alanlarını olumsuz etkiler? Bakalım canlıları hangisi olumsuz etkiliyor? Çiçek dikmek, hayır, olumsuz etkilemez. Ağaçları kesmek, evet, etkiler. Denize çöp dökmek, evet, etkiler. O halde hangileri etkiliyor? 2 ve 3 etkiliyor. Bakalım. Evet, doğru cevap. C seçeneği 2 ve 3. Canlıların yaşamını etkiler. Pardon, olumsuz etkiler. Etkiler demeyelim, olumsuz etkileyen unsurlardı. 8 arkadaşlar, aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynaklarındandır? Doğal ses ne demektir? İnsan yapımı olmayan herhangi bir araçtan, aletten, nesneden çıkan sese doğal ses denir. Yol yapım çalışmalarındaki makina. Makina bir insan yapımıdır. O halde bu yapay sestir. Trafikteki arabaların korna sesi. Korna insan yapımıdır. Yapay sestir. Okulda teneffüs için çalınan müzik sesi. Müzik sesi çalan müzik sesi nedir bu arkadaşlar? Zil sesi aslında. Bu yapaydı. Evde kafeste beslenilen kuşun sesi.
Kuş sesi doğaldır çünkü kuşu insan yapmamıştır arkadaşlar. Doğal bir varlıktır. O halde doğal olan ses kuşun sesidir sevgili gençler. Geçelim 9. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önlemek için alınan önlemlerden değildir? 3 tanesi önlenmiş, bir tanesi önlem değilmiş. Bakalım arkadaşlar. A. Ormanlarda bina yapmak için yer açmak. Aa, bu bir önlem değil çevre kirliliği için arkadaşlar. Olmaz. Plastik ambalajları geri dönüşüm kutusuna atmak. Evet, bu bir önlemdir. Fabrika bacalarını filtrelemek. Bu bir önlemdir. Çevreyi koruma kampanyaları düzenlemek. Bu bir önlemdir. Ama bina yapmak için yer açmak doğa felaketine, doğa katliamına neden olur. Önlem değildir. Geçelim 10. A son soruymuş arkadaşlar. Son soruyu cevaplarken tekrar rica ediyoruz. Lütfen kanalımıza abone olun. Videolarımızı beğenin ve yorumlarınızı bekliyoruz. Full yapanlar lütfen yazsın. İsimlerini, gördüğümüz kişilerin isimlerini sabitleyeceğiz en üstte. 10. Pillerin yapısında bulunan kimyasal maddeler insan sağlığı için tehlikelidir. Evet, çok tehlikelidir hem de. Toprağı ve çevreyi kirletir çünkü. Buna göre eskiyen ve tükenen piller için yapılması gereken en uygun davranış aşağıdakilerden hangisidir? Çöplüklere atmak. Hayır arkadaşlar, yanlış. Atık pil kutularına koymak. Evet, bu doğru. Denize, göllere atmak yanlış. Sobada yakmak çok yanlış. Hangisi doğru arkadaşlar? En uygun olan B seçeneği. Atık pil toplama kutularına atmak olacak sevgili gençler. Evet, sınavımız burada son buldu. Yeni hazırlanmış çok güzel bir sınavdı. Bir sonraki sınavda buluşuncaya kadar hoşça kalın, başarıyla kalın ve bizimle kalın sevgili gençler.